aydınlanma ve kamu alanı. Bu dersimizin Fransa ile ilgili kısmının başlangıcı. Bugün aydınlanma, Fransız devriminin kültürel sonuçları ve insanların ulusta nasıl alternatif bir egemenlik duygusu hayal etmeye başladıkları hakkında konuşacağım. Pazartesi günü size bir kıyam olacak çünkü 16. Louis'nin canlı konuşmasının ve infaz edilmesinin yasal olmayan kopyalarından birisi elimde. Bunu ve vatandaş Mara'nın Charlotte Corday'in ellerinde banyo küvetindeki ölümünü oynatacağım. Bu pazartesi günü olacak. Sonra da kendisinden pek hoşlanmasam da kaçınılmaz olarak çarşamba günü Napolyon hakkında konuşacağım. Sonraki 3 dersimizde de La Belle France hakkında olacak. Çünkü devrim pek çok açıdan birçok yerde gerçekten çok önemli. Hakkında konuşmaya fazlasıyla değen bir olay. Öyleyse bugün 4 şey yapacağım. Önce aydınlanmanın yarattığı farkın ana hatları üzerine konuşacağım. Bunu takiben yakın dostum Bob Darnton'ın fikirlerin sosyal tarihinden esinlenerek aydınlanmanın etkilerinin hissedildiği şaşırtıcı bazı alanlara bakacağım. Rousseau ve Voltaire gibi büyük isimlerden değil de daha alt seviyelerde yazan yazarlardan bahsediyorum. Sonra iki örneğe bakarak bir parça kamu alanı hakkında konuşacağım. Bir tanesi David Bell'in çalışmasından, diğeri de Sarah Mazan'ın çalışmasından. Bunlar da egemenliği krala değil de ulusa dayalı gören bu farklı bakışın ortaya çıkışını görebilirsiniz. Sonra da aydınlanmanın bütün bunlarda garip bir şekilde ne fark yarattığına tekrar bakacağız. Önce bilinen bazı şeyleri sizin için bir tekrar edeyim. Aydınlanmanın niçin önemli olduğunu altı başlık altında özetlemek gerekirse şu şekilde bir sıralama yapabilirsiniz. Hepsinden önce tabii ki aydınlanma düşüncesi, her ne kadar aydınlanma düşünenleri birçok konuda görüş ayrılığına düşmüşler. Çok değil, sadece birkaç tanesi ateist, birçoğu deist veya Tanrı'nın her yerde olduğunu inanıyorlarsa da aydınlanma geleneksel dinin hakimiyetini özellikle Fransa'da Katolik Kilisesi'nin rolünü zayıflattı. Tabii ki lisede veya her neredeyse öğrendiğiniz Fransa ile Voltaire'in açıkça din karşıtı kendisini okursanız bunun en aşırı örneğini göreceksiniz. İkinci olarak ve buna bağlı olarak aydınlanma düşünürleri laik dini inançlardan ayrılmış bir ahlak yasası öğrettiler. İnsanoğluyla uğraşıyorlardı. İnsanoğlunu seviyorlardı. İnsanların esas olarak iyi olduklarını düşünüyorlardı. Bu dünyanın sonsuz yaşamı bekleyen bir ağlama vadisi olmaması gerektiğini söylüyor. Çıkıp bu tür iddialarda bulunuyorlardı. Üçüncüsü, kalıplaşmış geleneği kabul etmeyerek eleştirel bir analiz ruhu geliştirdiler. Nesilden nesile aktarılan gerçekleri, özellikle dini kurum tarafından aktarılanlar kalıplaşmış geleneği kabul etmediler. Mesela kalıplaşmış hiyerarşileri. Bu onların analiz ruhlarının parçasıydı. Dördüncüsü, tarihe meraklıydılar ve ilerlemeye inanıyorlardı. Fransa'nın bundan özel bir rolü olduğu konusunda ikna olmuşlardı. Emin olmak için aydınlanma Avrupa'da pek çok yerde ve sonra Birleşik Devletler'de kendini gösterdi. Paris bunda merkezi bir rol oynadı. Beşincisi, bu insanlar mutlakiyetçiliği despotçuluktan farklı görüyorlardı. 1789'da ve akabinde cereyan eden dikkat çekici olaylar dizisini anlayabilmek için daha önce dediğim gibi Fransa'da kendilerini cumhuriyetçi olarak gören 10 kişi yoktu. Yani 1789'da cumhuriyet istedi ve nasıl oldu da 2-3 yıl sonra 1792'de nüfusun çoğunluğu için kralsız bir yaşam hayal etmek mümkün olabildi. Altıncı olarak da ismi cismi olmayan aydınlanmanın 3. ligi diyebileceğimiz Grup Sokağı yazarlarının rolüne değinmek gerekir. Bunlar hak edilmeden kazanılmış gayri meşru imtiyazlara hakaretler yağdırdılar. Ve nasıl desek, monarşiye ve kralın etrafında takılan soylulara her türlü saygısızlığı yaptılar. Bunların değeri geriye dönüp bakıldığında anlaşılıyor. Çünkü bir adım sonra ne olduğunu biliyoruz. Aydınlanma Fransız devriminin yolunu hazırlamaya yardım etti. Fransız devrimi de gücün ve yetkinin aydınlanmadan etkilenen insanlara geçmesini sağladı. Vereceğim klasik örnek hakkında konuşmaktan çok zevk aldığım ve önemli bir isim olan Maximilien Robespierre.
kendisi birçok açıdan filozofların çocuğu sayılır. Bildiğiniz gibi Fransa'da çok önemli kelime olan filozof kelimesi İngilizce'ye de geçti. Filozoflar aydınlanmanın düşünürleridir. Bugün Pas-de-Calais denen Fransa'nın kuzey kısmında arada doğan Robespierre aydınlanma düşüncesinden çok fazla etkilendi. 12 kişilik kamu güvenliği komitesi Fransa'daki pek çok insanın hayatını etkileyen kararları vermek üzere o büyük yeşil masanın etrafına oturduğunda aydınlanmanın etkisi kesinlikle oradaydı. Aydınlanma sınırları aşarak yayıldı. Zannediyorum nazik bir şekilde okuduğunuz ve içinde Diderot'un meşhur ansiklopedisinin kopyalarını bulacağınız kitabın ikinci baskısında bir harita var. Aydınlanmayı Güney Afrika'da da bulabilirsiniz. Moskova'da da bulabilirsiniz. Philadelphia'da bulabilirsiniz. New York'ta bulabilirsiniz. Papalık Roma'sında da bulabilirsiniz. Her yerde bulabilirsiniz. İlginç olan bir şey var. 20-30 yıl önce işe ilk başladığımda insanlar entelektüel tarih diye bir şey çalışıyorlardı. Entelektüel tarih büyük fikirler demekti. Ona tarihin via regia'sı diyebilirsiniz. Bir fikir bir yerden harekete geçiyor, diğer bir fikirle birleşiyor ve sonra bu fikrin sonucunda üçüncü bir fikir ortaya çıkıyor. Yani bir tür geleneksel sanat tarihi gibi Pizarro'nun aşı boyasını renk olarak kullanma fikrini nereden aldığını veya şu veya bu barok ressamın melek yüzlü çocukları belli bir şekilde resmetme fikrini nereden aldığını keşfetmeye çalışıyorsunuz. Erken 70'lerde meslektaşım uzun yıllar önce emekli olmuş büyük bir tarihçi olan Peter Gay fikirlerin sosyal tarihi diye bir kavram yarattı. Fikirlerin de bir tarihi var. Rousseau'yu kim anladı? Voltaire'i kim okudu? Diderot'un ansiklopedisini kim okudu? Bu fikirlerin nasıl kullanıldıklarını nereden biliyoruz? Buna fikirlerin sosyal tarihi yardımcı oluyor. Birçok insan, bunlar arasında şimdi Harvard'da olan, yıllarca Princeton'da çalışmış olan ve devrim öncesi Fransız üzerine en iyi tarihçileri yetiştiren Bob Darnton bu alanı çok ciddiye almıştır. Birazdan bahsedeceğimiz Fransız akademileri konusunda çalışan diye bir dostum Daniel Roche da öyle. Bunlar aydınlanma fikrinin nasıl yayıldığına bakmaya başladılar. Fransa'da yasak olan Candide'in kopyaları nasıl sansürlendi? Bu şeyler nasıl Fransa'da ortaya çıktı? Bunun hakkında bir çift laf etmeme izin verin. Fransa'da aydınlanma fikirleri gerçekten kamu alanı dediğimiz seçkin kamuoyuna, yani fikirlere ilgi duyan insanlar ve siyasetle ilgilenen insanlar üç şekilde girdiler. Buna benzer süreçler başka yerlerde de yaşandı. İskoçya örneği var. Çünkü İskoç aydınlanması çok önemli. Bununla ilgili olarak kitapta okuyabilirsiniz. Bunlardan biri burada çok net ortaya çıkacak. Önce akademiler vasıtasıyla, bunun üniversiteyle hiçbir alakası yok. Hala varlar. Ben bunlardan bir tanesinin üyesiyim. Ardeş diye çok bilmeyen bir yerde. Akademi bir grup çok bilgili insandan oluşur. Ki bu insanlar arasında bazen kilise mensupları, birçok asil ve pek çok eğitimli orta sınıf mensupları bulunurdu. 18. yüzyıl itibariyle okuma yazma bilenlerin sayısı Batı Avrupa'da hızla artmaya başlamıştı. Bu insanlar bir araya gelip fikirleri tartışırlardı. Biraz para kazanmak isteyen insanların akademi tarafından yayınlanan bir soruya cevap verdikleri yarışmalar düzenlenirdi. Bilim, din ve büyük fikirler hakkında sorulara cevaplar yazarlardı. Robespierre bu yarışmalardan birini kazanmış. Bu akademiler buradan daha küçük odalarda buluşur ve fikirleri tartışırdı. Bu fikirler kurum olarak kilisenin rolünü çok keskin bir analize veya yeniden değerlendirmeye tabi tutardı. Bu fikirler bir şekilde yayılırdı. İnsanlar bunlar hakkında bilgi sahibi olmak durumundaydılar. Akademi bunun gerçekleştiği yollardan biriydi. İkinci bir yol, 3 numaraya gidecek olursak, Mason localarıydı. Mason locaları hala var. Bir tane hala faal olup olmadığını bilmiyorum ama sağda Whitney'de büyük bir Mason binası var. Zannedin bir sigorta binası oldu. 7. sınıftayken korkularımdan bir tanesi, Portland, Oregon'daki Mason locası olan büyükçe bir binada toplanan dans okuluna zorla götürülmemdi. Mason locaları İskoçya'da başladı. Kilisenin kamu kurumu olan rolünün çok önemli olduğu konusunda 18. yüzyılda mensuplarının çoğu aynı fikirde olan bu kurumlar laikleştirme misyonuna sahip kurumlardı. Masonik loncalar aydınlanma fikirleri hakkında konuşuyor.
Rousseau, Diderot, Montesquieu ve bütün bu insanlarla ilgili olarak konuşuyorlar. Bu fikirlerin yayıldığı ikinci yol. Üçüncüsü salonlar. Bu da Fransızca olup çok önemli olduğundan İngilizceye geçmiş bir kelime. Oldukça elit fakat akıl işleriyle ilgilenen insanların buluştuğu bir yer salon. İnsanlar kadın garsonlar tarafından hizmet ediliyor. Burada kadının aydınlanmada rolü çok önemli. Kitapta size klasik olan Madame Geoffrin örneğini veriyorum. İnsanlar yemek, içmek ve fikirleri tartışmak için bir araya gelirdi. Bazı İngiliz turistler Paris'te salonlara geldiklerinde bunların tek yaptığı yemek ve içmek. Bütün zamanlarını yiyerek ve içerek harcıyorlar. Öyle fikirleri çok da fazla tartışmıyorlar demişti. Aslında tartışıyorlardı. Paris'te özellikle sıcak havalarda gidebileceğiniz Palais Royal diye muhteşem bir yer var. 18. yüzyılda 1770'lerde insanların burada buluşup aydınlanmanın genç parlak isimleri hakkında konuştuğunu hayal edin. Bu isimler daha sonra Batı uygarlığı nizamının birer parçası haline geldiler. Fikirlerin yayılmasını sağlayan yollardan biri de buydu. Taşra'dan gelen genç, geleceğin filozofların istediği tek şey, o garson genç kızlardan birisiyle tanışıp salon toplantılarının birinde entelektüel yeteneklerini sergilemekte. Bunlar bahsettiğimiz fikirlerin yayılmasıyla ilgili somut örnekler. İnsanlar 30-35 yıl önce buna pek fazla önem vermezdi. Danny Roche'un akademiler hakkındaki henüz İngilizce çevrilmemiş iki büyük ciltli kitabı bu konularda gerçekten harika bir çalışma. Bunu akılda tutmanızda fayda var. Aydınlanmanın yüksek safhası geleneksel olarak 1778'de biter. Bu bir tür ders kitabı tarihi. Fakat çok önemli bir tarih. Çünkü Voltaire ve büyük düşmanı Rousseau bu tarihte öldüler. Bundan sonra Montesquieu'lar, Voltaire'ler veya filozofların büyük yıldızları artık yok. Fakat geleceğin filozofları olarak düşünüp yazan ve ünlü olmak isteyen bir başka nesil var. Voltaire'in yazarak büyük paralar, franklar falan kazandığını görüyorlar. Onun gibi olmak istiyorlar. Chambéry'nin hemen dışında, Savoy'da, Le Charmette denen küçük çiftliği etrafında volta atan ve Voltaire'den nefret eden onun baş düşmanı Rousseau gibi olmak istiyorlar. Birbirlerine katlanamazlardı ama o ünlü oldu. O da ünlü oldu. Grub sokağı entelleri, Grub sokağı ne anlama geliyor? Birçok yazar olmak isteyen insanın ve yazarın ürünlerini satmak için takıldıkları Londra'da gerçek bir sokak mı yoksa hayali bir sokak mı bilmiyorum. Bu Grub sokağı entelleri salon hayatına düşüncelerini gösterecek türden bir giriş yapmak isteyen üçüncü lig tipler. Fakirlerin yaşadığı binada en üstte yaşıyorlar. Ev sahiplerini atlatıyorlar. Ödeyecek yeterli paraları yok. Birçoğu Paris'te Odeon civarında yaşıyor. Odeon'u bilip bilmemiz o kadar önemli değil. Latin mahallesinin tam o kısmında yaşıyorlar ve birçoğu da 6. arrondissement'ta yaşıyor ve yazıyorlar. Ne hakkında yazıyorlar? Para kazanmak zorundalar. Burada büyük haber Danton'un keşfettiği gibi pornografik şeyler yazıyorlar. Bel altı esprilerle dolu pornografi yazıyorlar. Fransızca libel denen şeyler yazıyorlar. Hakaret dolu şeyler yazıyorlar. Kraliyet ailesini küçük düşüren, hepsinden çok kraliçeyi küçük düşürücü şeyler. Her tarafta bol miktarda bulunan aleyhtarları tarafından sürekli Avusturyalı fahişe deniyor. Haksız kazanıldığını düşündükleri bir imtiyaza karşı, şan şöhret olmalarının önündeki büyük engel olarak gördükleri sansüre karşı yazıyorlar. Danton'un kaleme aldığı harika kitapların temel noktası, uzun vadede bu insanlar Grub sokağı tipi enterleri olmalarına rağmen, Voltaire bunları kanal yani ayak takımı, yazar bozuntusu, kıskanç, sabırsız, vesveseli, aç gözü diyerek kötülüyor. Rejime ve haksız kazanılmış imtiyazlara karşı saldırıları monarşiye olan inancın yıpranmasına ve kralın kendisinin ve Versailles'de onun etrafını saran insanların despotizme doğru kaydığını iddia etmeye yardımcı oluyor. Öyleyse bu insanlar bir fark yaratıyor. Bir örnek verecek olursak, bu bir tür klasik örnek. Poitiers'de bir kitapçıda olduğunuzu hayal edin. Poitiers, Orta Batı Fransa'da sevimli eski güzel kiliselerin bulunduğu küçük şirin bir kasaba. Mesela senden kitap ısmarlamış olan insanlara satmak üzere kitap sipariş etmek için İsviçre'ye yazıyorsun. Şöyle bir şey yazıyorsun. Bu size sipariş etmek istediğim felsefe kitaplarının yani filozoflar tarafından yazılmış kitapların kısa bir listesidir. Lütfen faturayı önceden gönderin. Liste şunları içeriyor.
Venüs ve Manastır veya Gecelikli Rahibe. Hristiyanlık gözler önünde. Bu alt başlık da olabilir. Madame la Marquise de Pompadour'un anıları. Doğu despotizmi hakkında bir inceleme. Doğanın sistemi. Filozof Teresa. Orduyu takip eden fahişe Margot. Bu tam olarak Diderot, Voltaire, Rousseau ve diğer insanların yaptığı bir şey değil. Fakat yine de bu tür şeyleri yazanlar filozof olmayı hayal ediyorlardı ve Voltaire ve diğerlerinin sahip olduğu etkinin aynısına sahip olmak istiyorlardı. Lacanai denilen bu insanlar Grab Sokağı'nın ayak takımıydı. Her şeyden önce niçin İsviçre'ye yazıyorlardı? Yine bu bahsettiğimiz fikirlerin nasıl yayıldığı ile ilgili soruyla alakalı. Grab Sokağı'nın entellerinin sevmediği şeylerden bir tanesi sansürcülerin olmasıydı. Hükümet için çalışan, bu basılabilir veya olmaz, basılamaz diyen maaşlı sansürcüler. Bunu yayınlamasaymışım dostum, pek de iyi bir fikir değilmiş. Bunun sonucu olarak da imtiyazın, yani tekelcilerin ve loncaların her şeyin üretim ve dağıtımını kontrol ettiği bir sistemde kitap satmak ve kitap basmak devlet tarafından kontrol edilen tekeller haline geldi. Öyleyse eğer Parisli bir matbaacıysanız, kodese atılma fikrini göze alamıyorsanız, Paris'te bu tür şeyleri basamazsınız. Bunun için aydınlanma edebiyatının çoğu, öğrendiğinizde şok olmayacaksınız, bunu hali hazırda biliyorsunuz, Amsterdam'da, Brüksel'de, Güney Hollanda'da veya İsviçre'de yayınlandı. Bob Darnton henüz daha genç bir profesörken, bundan önce genç bir doktor öğrencisiyken turneyi gözünden vurdu. Birçok şey İsviçre'de Neuchâtel'de basılmıştı. O bu basan yayınının arşivini ele geçirmeyi başardı. Fikirlerin bir sosyal tarihini çalışmayı becerebildi. Kim ne satın almış? Bu arada Ryanair'den önce veya bu yerlerin herhangi birisinden bu kitaplar yüksek dağların olduğu İsviçre'den Fransa'ya nasıl geliyordu? Poitiers'e nasıl geliyordu? Nasıl varıyordu? Yine bahsettiğimiz fikirlerin nasıl dağıldığına bakmamız gerekir. Gerçekten bu kitapları, bu kullanılmış kitapları, kitapçıkları, broşürleri İsviçre'den veya benzer bir yerden, Amsterdam veya Brüksel'den, burası belki kolay çünkü düz bir yer, dağlık yerlerden bir parça farklı, Fransa'ya nasıl getirebilirsiniz? Fransa'da Alman devletlerinde, İtalya'da olduğu gibi gezgin satıcılar vardı. Gezgin satıcılar vardı ve bunlar yola düşerlerdi ve spor salonundaki dağlık topu benzeri büyük deri çantaları olurdu. Ağzına kadar tıka basa dolu olan bu çantalarda kalemler, iğneler ve daha önce başka bir bağlamda bahsetmiştim, dini literatür olurdu. Ve en altta dini kitapların altında gizlenmiş olarak Fransa'ya aydınlanma literatürünü kaçak olarak sokarlardı. İndirme noktaları olurdu. Jura dağlarını aşıp, bu gerçekten yapması çok kolay bir şey değil, doğuda Chamonix gibi bir şehre veya Metz veya Nancy'ye götürürlerdi. Oradan başkası bu malı gideceği yerlere taşırdı. Paris'te o zamanlar jandarma veya maraşöze denilen polisleri atatan bu mal, orduyu takip eden fahişe kitabı gibi Poitiers'de ağzı sulanarak bekleyen ve bu kitabı kitapçıdan satın alabilecek olan adamı memnun ederek serüvenini tamamlardı. Gerçekten Diderot'un ansiklopedisinin izini sürebilirsiniz. Bu arada Diderot'un ansiklopedisinin kimlerin eline geçtiğini nereden biliyoruz? Örneğin insanlar vasiyetlerini bırakırlar. 19. yüzyıldaki literatür hakkında bu yolla bilgi sahibi oluyoruz. Çünkü malikanelerdeki kütüphaneler ayrıntılı olurdu. Bu sayede insanların hangi kitapları olduğunu biliyoruz. 18. yüzyılda düşüncelerin, okumanın, okuryazarların fikirleri tartışma yöntemi inanılmaz bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bunların 3 tanesinden halihazırda bahsettim. Fakat İngiltere'deki duruma bakarsanız orada kahvehaneler var. Kahvehaneler kahve ve çılgının akabinde ortaya çıktı. Kahve nereden geliyor? Sömürgelerden. Kahvehaneler ekonominin bu şekilde bir küreselleşmenin parçası. Fakat aynı zamanda fikirlerin küreselleşmesinde bütün bunlar birlikte gidiyor. Tekrar gibi olacak ama Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot ve diğerlerini entelektüel birinin kendi isimlerinden bu Grab Sokağı entelleriyle birlikte bahsetmesi fikri bile dehşete düşürdü. Çünkü onları tasvip etmedikleri gibi onlarla hiçbir şekilde aynı kalitede değillerdi. Bu adamların bazıları, bu arada kitapta bahsettiğim Brissot, Bordolu birisi, devrim sırasında Jacobenlere karşı olan
Girondinler isminde bir grubun önemli bir lideri konumuna geliyor. Bununla ilgili sonra daha ayrıntılı bahsedeceğim. Brissot çulsuz birisi, ev sahibini nasıl kira ödeyecek hiçbir fikri yok. Bir sonraki içkisinin parasını nereden bulacak? Ne yapıyor? Polis için çalışıyor. Filozof olma derdinde olanlar yani Grabsock kayıntelleri hakkında polis için muhbir olarak çalışıyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Danton bu adamların Brissot'a yaptıkları ödemeleri gösteren dosyayı bulmuş. Bu tiplerin kaç kişi olduklarını bilebileceğimiz başka yollar nedir? Bunlardan 200-300 civarında tam olarak hatırlamıyorum. Neden? Çünkü paraya ihtiyaçları var. Bir yandan sansürden hoşlanmıyorum, insanların benim gerçek değerimi anlamalarını engel oluyor diyorlar. Diğer yandan ben bir yazarım, hem de çok iyi bir yazar. Onun için devletten maaş almayı hak ediyorum diye salya sümük mektuplar yazıyorlar. Bu mektupları farklı bakanlıklara yazıyorlar. Lütfen bana bir miktar para verin. Çünkü ben gerçekten harika bir yazarım ve benim yazdıklarımı yasaklamak yerine benim zekamı takdir etmelisiniz falan diyorlar. Bunun gibi arşivlerde bulacağınız ağlak mektuplar yazıyorlar. Biz bu tür şeyleri yavaş yavaş bir araya getiriyoruz. Burada biraz hızlanıp bu tür şeylerin nerede olduğuna bir iki örnek vereyim. Voltaire bununla ilgili olarak ne düşünürdü? İşte Versailles'da debdebe içinde yaşayanları itham eden broşürden bir tanesi. Halk operadaki kızlar arasında baş gösterip saraydaki hanımlara da bulaşmaya başlamış ve uşaklarına da geçmiş bir salgın hastalık hakkında uyarılıyor. Bu hastalık yüzü sündürüyor, cildi mahvediyor, kilo kaybettirip yerleştiği yerde korkunç tahribatlar yaratıyor. Dişlerini kaybetmiş kadınlar var, bazılarının kaşları yok, bazıları tamamen felç olmuşlar. İnsanlar bunun ne olduğunu bilmek istiyorlar. Bu belli ki zührevi bir hastalık. Kim yazdıysa abarttığı da açık. Kim bilir? Bilmiyorum ama böyle bir hastalığın sonuçları. Onun burada aslında Versailles'de olup bitene dair ima ettiği şey, bir sürü insanın bunu nasıl daha nazikçe söyleyebilirim, gizli toplantılar sırasında her türlü uygunsuz şeyleri yaptığı, mesela köylü kılığına girdikleri falan. Her neyse, sonuç Fransız devleti ve Fransız monarşisi için küçültücü şeyler. Öyleyse bunun bir sonucu var mı? Var. Fransız monarşisinin kutsalın ortadan kalkması diyebileceğimiz sürece katkıda bulunuyor. Tanrı'nın yeryüzüne mutlak monarşileri koyarak insanları daha iyi yaşamlar bahşettiğini iddia etmek çok zor. Bu insanlara bakacak olursanız, sıradan insanlar orada çalışan 15 bin uşak arasında değillerse Versailles'e giremezlerdi. Uşak, onları çalıştıran insanların verdiği bir terim. Bilmezdiniz. Tahmin etmek zorundaydınız. Neler olup bittiğini tahmin etmek zorundaydınız. Bir ara size bir çift örnek vereceğim. En iyisi acele edip bunu şimdi yapmam. Bu sürecin nasıl işlediğini biraz da olsa kavrayabilirsiniz. Size harikulade ilginç bir örnek vereceğim. En azından ben öyle düşünüyorum sonunda. Bu arada bir yan bilgi olarak Fransız devrimi sırasında 16. Louis'i kaçmaya karar veriyor. Kendisi ve Marie Antoinette mümkün gözükmüyorsa da sıradan insan kılığına biliniyorlar. Bunlar genelde çalar saati kurmak zorunda olan insanlar değil. Sabahın 3'ünde kalkıyorlar, gümüşten kaz yerine minimum şeylerle tıka basa doldurulmuş bir at arabasına biniyorlar. Bugünkü Belçika sınırına kadar 4 nala gidiyorlar, her şeyi geride bırakıyorlar. Kitabın ilk bölümüne geldiğinizde bununla alakalı olan kısmı okuyabilirsiniz. İlginç bir hikaye. Sonunda birileri bunları tanıyor. Bu bir vali karısı değil, bir kraliçe. Kralı ilk tanıyanlardan biri, düğün sırasında Versailles'in demir parmakları arasından kralı şöyle bir görmüş. Kralı görüyor, fotoğraf falan yok. Kralın burnunu tanıyor. Diz çekiyor ve efendim kralımız diyor. Bu adam artık Rus baron karısına yardımcı olan sade bir yalaka gibi numara yapamaz. Bu noktada artık her şey bitmiş ve barışmalar başlamış. Bu insanların yaptığı bir kurum olarak monarşiye karşı olan otomatik saygı duygusunun parçalanmasına yardımcı oluyorlar. Tabii ki bir de yanlış doğru bin türlü şeyden suçlanan Marie Antoinette'e katlanamama durumu söz konusu. Bu biraz hikayenin sonrasına hızlı gitmek olacak ama 16. Louis büyük bir boynuzlu. Kendisi saatleri söküp yeniden takarken karısı etrafta onunla bununla düşüp kalkıyordu. Yani o büyük evde saatlerle uğraşırken karısı çalıların arkasında işini görüyordu. Kabaca söylemek gerekirse. Bu dersin televizyondan yayınlandığını unuttum. Her neyse bunu geri alalım. Bunu silebilir misiniz acaba? Yani bu insanların yaptığı uzun vadede monarşiye karşı olan saygının erozyona uğramasına yardımcı olur. Ve bizim de 1789'da nasıl
kralsız bir dünya ve kraliçesiz bir dünya hayal edilebildiğini açıklamamıza yardımcı oluyor. Onları geri getirdiklerinde Fransa'nın kuzeydoğusundaki Varenne'den koca olanı ve karısını getirdiklerinde ulusal muhafızlar büyük bir saygısızlık göstererek atlı arabaya sırtlarını dönüyorlar ve silahlarını ters tutuyorlar. Bu noktada kral için artık Fransa'nın deyişiyle La Fin d'Haricot, yani yeşil fasulyelerin sonu denilebilir. Fakat bu süreç daha önceden başlamıştı. Aydınlanmanın 3. sınıf entellerinin bununla alakası vardı. Diğer dostlarımın çalışmalarından birkaç örnek vereyim. Gerçekten geçen 20-25 yılda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Tam da buradan yola çıkarak kamusal alan ile yeni bir egemenlik kaynağı, yani ulus hayal edilmesi arasındaki ilişkiye dair bir örnek vereyim. Başka bir örnek vereyim. Bunun nasıl işlediğine dair de bir örnek vereyim. Bu meslektaşım ve halen Johns Hopkins'e ders veren yakın dostum David Bell'in çalışmasından çıkıyor. Bu onun 18. yüzyıl avukatları üzerine yaptığı araştırmadan. Bunun nasıl birlikte gittiğine dair bir örnek vereceğiz. Bu aydınlanma hikayesiyle uyum içinde. Çünkü aydınlanma literatürü sansüre uğradığı ve bazen elde etmesi çok zorsa da bir ansiklopedi önce töder edilip sonra edinmeyip sonra tekrar edilmiş olsa da Bell'in avukatlar üzerine yaptığı çalışması avukatların ve dava özetlerinin bu fikirlerin nasıl yayıldığını ortaya koyuyor. Çünkü dava özetleri artık sansürlenemezdi. Bu ise sadece bir yan bilgi vermek için. Onun için bununla ilgili şimdilik endişelenmeyin. 19. yüzyıl sonları İmparatorluk Rusya'sında polis tarafından uygulanan çok büyük bir sansür vardı. Aslında bu tür siyasi davalar olduğunda mahkeme sonunda söylenen pek çok şey etrafa yayılırdı. Sıradan yayınların sansürlendiği gibi sansüre uğramazdı. Aynı türden sonucu burada da görebilirsiniz. Size birkaç örnek vereyim. Bunlar karmaşık örnekler ama endişelenmeyin. İlki gerçekten sapkınlık olmayan garip bir harekete dair. Zannediyorum Katolik Kilisesi Jansenizm denen bu hareketi sapkınlık olarak görüyordu. Bir keresinde bu derse benzer başka bir derse gelişim ve Jansenizm'in bir zamanlar yapmış olduğum iyi bir tanımı için kendimi kitabı bakmak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Çünkü hakikaten çok belirsiz. Çok belirsiz olmadığını düşünen bir rahip vardı. Katolik Kilisesi'nin çok güçlendiğini, bir sürü şatafatlı ayinler düzenlediğini ve hiçbir işe yaramayan başpiskoposlara inanılmaz paralar harcandığını düşünen Belçikalı Jansen diye bir adam. Bu adam başka bir din tasavvur etti ve çok müzeyi bir hayat benimsedi. Birisi bunlara bir keresinde kiliseye ayine giden Calvinistler demişti. Bunlar hala Katolik'ti ama bu hayli şatafatlı kiliseye inanmıyorlardı. Jansenizm 1715'lerde ortaya çıktı. 1760 ve 1770'lerde tekrar geri geldi. Bu gerçekten sıkıcı bir hikaye. 14. Louis sıkıcı olduğunu düşünmüyordu. En büyüğü Paris'in dışında Port Royal olan Jansenist manastırı ateşe vermek üzere birlikler gönderdi. Bunun Fransız monarşisiyle Katolik Kilisesi'nin ittifakını simgeleyen Galiçe Kilisesi'ne karşı bir tehdit olduğunu düşünüyordu. Aynı antik Kartaca'daki gibi toprağa tuz dökmek gibi yöntemlere başvurdular. Yani birçok açıdan Calvinist gibi olan Jansenist halka karşı bir savaş sürdürüyorlardı. Buradaki nokta Jansenistleri savunmaya başlayacak ve kralın despotik bir güç olarak zulüm gören dini bir azınlığa karşı tutumunu görmeye başlayan avukatların olduğudur. Avukatlar hukuki dava özetlerini yayınlıyordu. Kitapta bu konuda yeterli referans var. Bunları siz de çıkarabilirsiniz. Sadece bu noktayı görmenizi istiyorum. Bahsettiğim türden saldırılara karşı Jansenistleri savunan hukuki metinler yayınlanmaya başlandığında binlercesi yayınlandı. Sansür edilemezler. 18. yüzyılda bir noktada en azından 1756-1763 yılları arasındaki 7 yıl savaşları döneminin seçkinleri arasında Fransız milliyetçiliğinden bahsetmeye başlayabileceğimiz özellikle yüzyılın ortalarından sonra bazı iddialarda bulunmaya başladılar. İki önemli iddiadan söz edilebilir. Monarşiler mutlakiyetçi yönetimin kabul edilebilir sınırların ötesine giderek despotik bir şekilde davranabilirler ve ulus fikri kötü hükümetler tarafından istismar edilebilir. Bunlar çok önemli dönüm noktaları. Bunlar gerçekten çok önemli dönüm noktaları. Aynı şeyler 1760'larda ve 1770'lerde de oldu.
kitapta anlattığım gibi Fransa ekonomisini liberalleştirmek yönünde çeşitli girişimler oldu. Kral taşradaki soyluların hukuk mahkemelerini devre dışı bırakma girişiminde bulundu. Bunlar hakkında okuyabilirsiniz. Fakat aynı şey olur. Esas nokta budur. Bu avukatlar iki benzer şeyi ima eden dava özetlerini üretmeye başlıyor. Mutlak monarşi despotik bir şekilde davranıp kabul edilebilir şeylerin sınırını ihlal etmeyi göze alıyor. İçindeki sınıfların hepsinin eşit olabileceğini kimsenin hayal edemeyeceği ulus denen bir şey var. Özgürlük, kardeşlik ve eşitlik söylemi henüz çok uzaklarda. Ama ulusun geleneksel hakları kral tarafından istismar ediliyor ve Versay'da işler pek yolunda değil. Tekrarlayacak olursam ileriye bakmaya ve 1788 ve daha da önemlisi 1789'da ne olduğunu görmeye çalışmak önemli. Tarihi bilmek ve bütün tarihi hatırlamak zorunda kalmak konusunda pek iyi sayılmam. Fakat 1789, 1917 gibi önemli tarih. Bu önemli bir şey. Radikal bir cumhuriyetin ortaya çıkışını ve bir kralın idam edilmesini anlamak için de ulusun kralsız bir dünyada yaşamayı hayal etmenin imkansız olmadığını hissettirecek belli bir ahlaki kalite duygusuyla donanmış olduğunu görmek gerekir. İşte avukatlar ya da dava vekilleri bütün bu süreçte çok çok önemli bir rol oynadılar. Yine her gün daha fazla insanın okuyabildiği bir yüzyıl çerçevesinde görülmeli bu süreç. Fransa gibi bir ülkedeki okuma yazma oranı o dönemde hala %50'nin çok altındaydı. Belki %40-45 gibi bir yerlerdeydi. Erkekler kadınlardan daha fazla okur yazardı. Okuma yazma oranı elitler arasında artarken basılan yayınların miktarı ve basılan gazetelerin sayısı keskin bir şekilde artıyor. Bir referans noktası İngiltere'de görülebilir. Bunun hakkında okuyabilirsiniz. Aşağılık bir tip olan John Wilkinson kampanyası. Ama Wilkes 45 sayısı neredeyse yasaklanıyor. Çünkü 45 Wilkes ve sempatizanlarının İngiliz siyasi sistemine esasen meydan okudukları bir gazetenin numarasıydı. Tabii ki burada çoğunlukla Batı Avrupa hakkında konuşuyoruz ve okuma yazma oranı Hollanda'da, Kuzey Fransa'da, Kuzey İtalya'da ve İngiltere'de başka yerlere göre çok daha yüksekti. Bu da kültürel devrimin parçası. Bunun oynadığı rolü görmek önemli. Çünkü yerleşik Marksist yorumda sürekli yükselen bir burjuvaziniz, 14. yüzyılda bile yükselen bir burjuvaziniz olmak zorunda. 16. yüzyılda da yükseliyorlar. Bir tür firari ekmek gibiler ya da öyle bir şey. 19. yüzyılda da oradalar. Tevekkeli bu yüzyıl burjuva yüzyılı. Burjuvazi üzerine bir ders yapacağız. Çünkü gerçekten yükselen burjuvazi var. Her şeye rağmen bir tür sınıf analizi tamamıyla göz ardı edilemez. Sınıflar vardı ve insanlar da sosyal bir sınıfın parçası olarak görme duygusu vardı. Değişmez bir şey değildi. Bu sınırlar başka yerlere göre İngiltere'de daha az saydamdı ama yine de çok önemliydi. Fakat şimdi de son 30 yıldır insanlar devrimin kültürel sonuçlarına, aydınlanma fikirlerinin nasıl bir fark yarattığına, ulus fikrinin ortaya çıkışına ve de doğru, yanlış ve ahlak anlayışının siyasete girmesinin nasıl bir fark yarattığına daha fazla önem verir hale geldiler. Bu bütün bunların önemli parçası. Bugünün kalan son 12 dakika 30 saniyesinde bununla ilgili başka örnek vereyim size. Bu oldukça inanılmaz. Öyle inanılmaz ki kendisini bulamıyorum. Size bir örnek vereyim. Bunun için Sarah Mazan'ın muhteşem kitabını kullanacağım. Bu çok iyi bilinen bir hikaye. Ulus şuurunun çıkışıyla birlikte 1778'den sonraki 3. kuşak aydınlanma entellerinin ne kadar etkili olduğunu gösterip iki gelişmeyi birbiriyle bağlantılandırıyor. Burada söz konusu entellerin monarşinin ulusal haklarını, bu kavram henüz daha oluşma aşamasında olsa dahi, temsil etmek konusunda değişmez olduğu fikrinin zayıflamasında oynadıkları rolü görebiliriz. Kitabın adı neydi? Private Lives and Public Affairs. Maza birkaç cause célèbre, yani iyi bilinen davayı inceliyor. Cause célèbre İngiltere veya Amerika'da bulvar gazetelerinde bulacağınız şeylere benziyor. Böyle şeyleri okumam. Onun için size örnekler veremeyeceğim. Bu etrafta koşuşturan aktör veya aktrislerden birine, işte Britney Spears falan gibi her neyse rastlamışsınızdır. Şarkıcı veya oyuncu veya her ne yapıyorsa. Söylemek istediğim bunun gibi bir şey. Yani insanların dikkatleri üzerlerine yoğunlaştıkları bu tip insanlar falan. Biraz delice bir mukayese ama tabiri caizse bunlar sürekli gündemde kalarak kamu alanına hakim oluyorlar.
Yani David Bell'in 18. yüzyıl avukatları üzerine çalışmasını sürdürdüğü aynı dönemde Maza'da böyle bir iki örneği inceleyerek pek hoş olmayan, hatta bayağı pespaye ama çok sansasyonel özel meselelerin nasıl bütün dişlilerin bir araya gelmesini sağlayıp monarşinin prestijinin zayıflamasına katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu size daha önce bahsettiğim ve özellikle Paris civarında oldukça yaygın olan Versailles'da süre giden birçok şeyin nahoş olduğu saptamasıyla uyum içinde. 16. Louis ve özellikle eşinin etrafında kümelenmiş 10.000 soylu monarşinin gücünü ve prestijini sarsıyordu. Bu da pek iyi bir şey değildi. Elmas gerdanlık vakası diye bilinen bir olay. Hem aydınlatıcı hem de biraz eğlendirici. Daha fazlası değil. Bu daha önce bahsettiğim Paris'teki Palais Royal Sarayı'nda geçiyor. Jean de Saint-Remy ismi lazım değil. Adında bir kadın, fakir bir soyluydu. Kraliyet ailesinden geldiğini iddia etti. Oldukça iyi bir eğitime sahipti. Güçlü hamileri vardı. Bu kadın Marquis de la Motte diye kolay unutabilecek oldukça müpem bir soylu ünvan taşıyan bir memurla evlenir. Bu adam 50 yaşındaki ismini burada Rohan diye telaffuz edeceğim. Kardinal Louis de Rohan ile tanışır. Rohan Subiz diye ünlü köklü bir aileye mensuptu. Ulusal arşivler eskiden oradaydı. Şimdi ona bitişik muhteşem eski binada. Niçin burada hiçbir şey doğru düz işlemez? İnanılmaz. Yazmak için kullanacağım hiçbir şey bulamıyorum. Rohan Subiz denen ailenin Marais'de muhteşem bir saray veya şatoları var. Hala orada. Bu kardinal henüz mevki edinmeye çalışıyor. Adam çok ama çok zengin. O bir kardinal. Onun için zengin veya kardinal olduğu için zengin. Kraliçeyi küçük düşürüyor. Önemli kararlar verilmesini sağlayan insanlardan biri olmak istiyor. Ama kraliçeyi kendinden uzaklaştırdığını düşünüyor. Bunun da kendisiyle sahip olmak istediği gücün arasında bir engel olduğunu düşünüyor. Kraliçeye onu affetmesi için yalvaran uzun mektuplar yazıyor. De la Motte isminde birisiyle tanışıyor. Kraliçeden kraliçenin kulak verdiğini ve her şeyin unutulup durumun düzeleceği izlenimi veren sahte cevaplar göndermeye başlıyorlar. Akıllarına şu geliyor. 647 kusursuz taştan oluşan 1,5 milyon pound değerinde, ki bu o zaman için hatta bugün için çok büyük para, ünlü bir gerdanlık var. 15. Louis bunu metresinden birisi için ısmarlamış ama pahalı olduğu için sonra almaktan vazgeçmiş. 1788'de bu gerdanlık Marie Antoinette'e vermesi için 16. Louis'ye teklif edilmiş. Fakat o bunu ülkenin mücevherden çok gemiye ihtiyacı var diyerek makul bir gerekçeyle reddetmiş. Bizim yaşlı oldukça abaza kardinali akşamın alacakaranlığından Palais Royal'e gelmesini, daha önce bir kez karşılaştığını zannettiğimiz kraliçenin kendisiyle bizzat tanıştırılacağını söyleyip kandırmışlar. Fakat alacakaranlık ve gözleri de iyi görmüyor. Ne yapıyorlar? Paris'te o zamanlar sayıları 25.000'i bulan fahişelerden Marie Antoinette'i hayal meyalandıran birini ayarlıyorlar. Bizim kardinal de Rohan gemisinin geldiğini ve her şeyin yolunda gideceğini zannediyor. Sipariş formunun sahtesi hazırlanmış. Sözüm ona kraliçe tarafından imzalanmış. Ve gerçek mücevherler teslim edilmiş. Sonra tabii ki parçalar ayrılmış ve milyonlarca franka dışarıda satılmış. Londra ve Paris'teki kara borsada satılmış. Fakat burada bir sorun var. Çünkü olan biten bir şekilde duyulmuş. Ve hali hazırda aptal yerine konan de Rohan'ın aptal olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Ama durum bundan daha ciddi. Çünkü bu yaptığından dolayı en büyük hakaret sayılan, kraliçeyi fahişe gibi gösteren bir komplo düzenlemekten dolayı, yani lèse-majesté ile suçlanabilir. Uzun sözün kısası, monarşi bütün bunlardan rencide oluyor. Kardinal süslü cübbesini giymiş, katedralde ayin yönetiyor. Emin değilim ama galiba sen Östaş Katedrali, Notre Dame'da olabilir. Aslında sen Östaş bir katedral değil. Her neyse, adam cübbesini giymiş. Polis geliyor, onu tutukluyor. Ne oluyor? Adamı mahkemeye çıkarıyorlar. Çok da sevilebilecek bir adam değil.
hayran olacak falan bir yanı da yok. İnanılmaz bir olay dizisi sayesinde veya inanılmaz olaylar falan değil, belki de söylediklerim mantıklı bir sonucu olarak onu savunan avukatlar ve halk onu mutlakiyetçilik ile despotçuluk arasındaki çizgiyi yaşayan rejimin bir kurbanı olarak selamlıyorlar. O bir kardinal ve halkın sevgilisi oluyor. Zavallı yaşlı Jean, zavallı yaşlı Jean, bu soylu kadın ve sevgilisi damgayı yiyorlar ve küreye gönderiliyorlar. Vesaire vesaire. Tahmin ederim bu kadar yeter. Ama Paris Mahkemesi iyi kardinali beraat ettiriyor. Kendisi bugün hala Île de la Cité'de, Paris'teki Seine nehrindeki şimdi iki ama o zamanki üç adadan en büyüğünde bulunan Adalet Sarayı'ndan, yani parlamentten bu beraatla adalet ve halkın çıkarları yerine geldi dercesine alkışlar arasında çıkıyor. Bu adi ve rezil olay ne yapıyor? Fransız monarşisinin kutsallığının sorguladığı sürecin devamını sağlıyor. Tekrarlarsak, Fransız ulusunun çıkarlarını temsil ettiklerini düşünen avukatlar ve insanlar hayal dünyalarında kendi zihinsel alemlerinde ve dava özetleriyle gazeteler aracılığıyla olanı biteni takip eden insanların nezdinde beraat eden adam kendisine haksızlık yapılmış biri olarak kabul ediliyor. Monarşinin de haddini aştığı düşünülüyor. Bu kesinlikle en fazla bir yıl sonra Fransız devriminde tam olarak kendini gösterecektir. Sonuç olarak Voltaire, Derouin, Montesquieu okuyorsunuz. Bu insanların bugün etrafımızdaki dünyaya bakışımızın şekillenmesine çok büyük etkileri olmuştur. Devrimi organize edecek insanların üzerinde etki yapmışlardır. Fransa'nın liderlerinin, çocuklarının ve 19. yüzyıldaki nesillerin hepsinin üzerinde etkileri olmuştur. Ama 18. yüzyılda özellikle Batı Avrupa'da ve Avrupa'nın kalan kısımlarında da genişleyen kamusal alan kültürünün bir parçası olan avukatların bunda rolü vardı. 1789'a gelindiğinde hiçbir şekilde kaçınılmaz bir süreç değildir. Bir devrim kaçınılmaz değildir ama monarşi çizmeyi aşmıştır ve ortalıkta artık ulus denen bir şey vardır. Bunlar kamusal alandadır ve bütün bunların sonuçları 1789'da görülmek üzere orada olacaktır. Şimdilik iyi hafta sonları. Pazartesi günü kralın infaz edilişini ve vatandaş Mara'nın banyo küvetindeki ölümünü dinleyeceksiniz. Niçin bazı insanların devrimi destekleyip bazılarını desteklemediğini, bunun ne anlama geldiğini netleştirmek istiyorum. İyi hafta sonları. Görüşürüz.